mutlu, aydınlık olsun. Her ne kadar bugün böyle puslu ve yağmurlu bir güne uyandıysak da günaydın. Az önce uyandım. Bugün evde yalnızım. Kızım dışarıda. Oğlum sabah kursunda dersi var. Dershanesinde. Uyudum. Onlar kalkıp kendileri gittiler. Kahvaltılık böreklerimiz vardı. Milföy börekleri, kek vardı geceden. Onlarla kahvaltı edeceklerdi. Etmişler. Kalktım şimdi ben de. Açtı kapımı. İçtim. Daha uyanamadım bile. Yüzüm gözüm şiş. Ondan sonra mesaj geldi hemen. Alışveriş yapmıştık Trendyol'dan, kalanlar dağıtıma çıktı bugün diye inşallah. Onu görünce uyumayayım, kalk Nurcan dedim, kalk. Kalktım. Gelip geri döndük demesinler sonra, duymam bir şey olur. Şimdi ben kahvaltı etmeden önce hemen şimdi iki tane yumurta koydum kendime. Canım poğaça istiyor, bir poğaça yapayım. Böyle öğleden sonra falan atıştırırız. Bayağıdır poğaça falan yapmadık böyle. Havada tam böyle poğaça çay havası. Müziklerimi şöyle çıkarayım. Hemen böyle şimdi en son işte yumurtalarımı, yumurtamın sarısıyla beyazını ayırdım. Sarısını üzerine kullanacağım. Şöyle kenarda dursun. 2 bardak süt ılıttım. 1 bardak sıvı yağ. Şimdi düşme. Bir çorba kaşığı toz şeker katacağım. Yeter. Hemen kapatayım. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz katacağım. Ve yaş mayam da var dondurucuda ama bu paket mayayı, kuru mayayı tercih ettim. Bir paket mayamı koyacağım. Şöyle bir güzel karıştırayım. İnşallah güzel olur. Çok uzun süredir hamur mayalamadım, hamura uğraşmadım. Geçenlerde poğaça yapmaya niyet etmiştim ya, burada elenmiş hazır unum var. Önce onu kullanacağım, sonra diğer undan alacağım. Kollarımı çekeyim. Hemen şu önümüze şimdi üzerim un olmasın. Şöyle. Bugün böyle biraz serince ya, güzel bir tel şehriye çorbası yapayım. Kase kase içerim. İnşallah. Evet. Sütüm ılıktı. Sütümü yağıma bu sütlüye koydum. Hafif ılıttım. Şimdi hemen buraya boşaltacağım. Koyuyorum bir kenara, güzelce mayalansın. Hatta şey istiyorum böyle, peynirli yaparım diye düşündüm ama boş, sade poğaça istedi canım. Belki öyle bile yapabilirim. Arkadaşlar, yumurtanın akını katmayacağım bu sefer. Yumurtanın akını katmadan şöyle bir göz kararı şu an koyuyorum. Yumuşacık bir hamur yapacağım. Standart bildiğimiz. Hamurum hazır. Unum yetti bile. Diğerine gerek kalmadı. Onu hemen şöyle koyayım diğer unun içine.
Böyle. Şöyle. Şöyle mayalanmaya bırakacağım. İki katı olduktan sonra poğaçalarımızı şekillendirip pişireceğiz. Canlarım, hemen şöyle bir şehriye çorbası istedim, domates çorbası. Ben tel şehriye ile yapacağım. Şimdi dondurucuda birazcık domatesim vardı, domates rendesi. Onu çıkardım böyle küçük bir poşette. Birkaç tane de oraya atmıştım. Hemen böyle soğanım büyüktü. Yarım soğanı iri iri doğradım. Bir güzel yağını kattım, tuzunu kattım. Soğanlar iyice pişene kadar burada bunlar kaynayacak. Sonra da şehresini katarız. Bir güzel de yumurtayla, yoğurtla terbiyesini yaparım. Bol karabiber üzerine, bayılıyorum domates çorbasına. Şehriyeli domates çorbasına canım çekti bir an. Hemen böyle pişsin bu. Sabahtan koyayım dedim. Akşama düşüneceğiz ne yapacağımızı. Kapağını şimdi alayım, kapatayım da daha çabuk kaynar. Ekmeklerimi de koyayım. Bir iki tane zeytin. Kendime kahvaltı hemen hazırlıyorum. Yeter. Az bir peynir. Salça süreyim ekmeğime. Çatalım da orada. Hemen şöyle bir salçamı süreyim. Hemen ıhlamur yaptım. Ihlamurumu ekmeğime, peynirime, iki tane yumurtamı fazlasıyla yeter bana. Evet, bu da böyle. Tamam. Ah, zil çaldı. Bir ıhlamurumu koymak kalmıştı. Sanırım kargo geldi. Hemen bir bakayım. Ay geldi. Geldi. Neresi üstü, neresi altı bilemedim. Heh. Bakalım. Oh, İngiliz onu. Hemen parçalayalım. Hemen açalım. Bakalım nasıl. Bu kadar küçük bir pakette geliyor olması fatura.
böyle bir nevresim. Ha, bunun üstüne fiyatı yazıyormuş. 99 TL. Ama biz bunları indirim günlerinden aldık. İndirince de 99 muydu hatırlamıyorum. Evet, indirimli fiyatı 99'du. Şöyle desenli çift taraflı, bir tarafı böyle kiremit rengi nevresimin. Tek kişilik kızıma. Bu da yine oğluma bir nevresim. Bu da 99. Böyle grili, kareli, çift taraflı. Şöyle bir yüzü beyaz kareli, bir yüzü gri kareli. Tek kişilik bir nevresim. Evet. Ve şöyle yordamlarını yenilemeyi düşünüyordum ben bayağı bir. Uzun süredir düşünüyordum. İngiliz Home'dan mikrofiber tek kişilik yorganlardan aldım. Eskici, hurdacı. 89 liraya böyle bir yorgan. Açalım mı burada? Ha, bunların havası alınmış sanırım. Ondan böyle. Bunlar tozlu durum. Açalım. Şöyle. İncecik. Şöyle. Böyle bir yorgan. Biri oğluma, biri kızıma, bir tane daha aldım. İkisinde yorganı yenilemek istedim. Eski yorganları taçındı. Çok memnunduk. Daha oğlum doğmadan almıştım. Kızımınkini de ona alırken birlikte almıştık, hamileydim. Artık değiştirelim. Bir yırtıkları, bir sökükleri yok ama yıkadım, yıkadım, kuruttum. Durmadan kullandım. Biraz ince, bakalım ısıtacak mı? İnşallah ısıtır. Taştan çok memnunduk. İngiliz Home kullananlardan da duyduğum için onu da denemek istedim. Hem uygundu, indirimi vardı. Böyle arkadaşlar. Kargolarımız. Güle güle kullansınlar. Şimdi hemen bunu bir kenara kaldırayım ve hemen ıhlamurumu doldurayım. Oturup bir güzel kahvaltımı yapayım. Hamur mayalandı. Hemen böyle yuvarlak yaptım. Şununla da böyle üzerlerine iz yaptım. Şöyle bastırdım. Bakalım nasıl olacak. Değişik. İçi boş. Peynirsiz. Oğlum çok fazla peynirli poğaça sevmiyor. Böyle. Şimdi tepsi mayası gelsin diye hemen fırınımın içine koyacağım. Onun içinde dursun. Tepsi mayası gelince yumurta sarısını sürerim. Susamım da yok evde. Olsa susam da ekerdim üstüne. Pişireceğim ondan sonra. Ay, kapım çaldı. Kapıyı açayım. Poğaçalarım böyle kabarmış. Şimdi hemen yumurtasını süreceğim. Fırına pişsinler. Ben size poğaçalarımı göstermedim. Bu poğaçalarıma bakın, biz yedik. Ben sonra yattım, uyudum. Şimdi kalktım. Nasıl poğaça yapılamaz? Yani söndü benim poğaçalarım. Yumurta sürerken bir güzel söndüler. Tatları çok güzel. Ama nasıl olduğunu şunu alayım, yiyeyim mi tekrar? Yani yattım.
Bayağı sıcakladım. Şimdi bir üzerimi değiştirdim. Poğaça yiyeyim. Hem bahsedeyim size neden böyle oldu bilmiyorum. Bakar mısınız? Ama tadı çok güzel. Tadı çok güzel. Yumuşacık. Uyudum. Uyandım. Nasıl sıcak geldi ev. Hemen açtım, biraz havalandırdım. Üzerimi değiştirdim. Sıcakladım. Daha ince bir şeyler giyeyim. Gerçekten çok güzel. Neden öyle oldu biliyor musunuz? Ben poğaçaları mayalandırdıktan sonra Keşkül de mi uyandı? Ay. Niye poğaçayı gördüğün için mi yalanıyorsun? Evet, ve daha yeni uyandı. Gözlerini açamıyor, yalanmaya başladı. Veririm şimdi. Mayalandıktan sonra yumurta sarısını sürerken söndüler. Pişirirken tekrar kabarır belki dedim ama kabarmadılar. Yumurta sarısını buzdolabına koymuştum. Soğuk mu geldi acaba? Daha sürerken böyle fos diye indiklerini gördüm, gözlemledim. Keşke koymasaydım. Soğuk geldi herhalde. Ne oldu Keşkül'üm? Hadi Keşkül'e de biraz mama verelim. Aa, arkadaşlar. Hemen şunu kapatayım. Kafamızı karıştırmasın. Film izliyorum. Şöyle bir video çektiğim video görüntülerine baktım da videomu kapatmamışım ben bugün. Hemen videomu kapatmak için kameramı açtım. Hem 2 dakika sohbet edeyim hem de veda edeyim dedim sizlere. Arkadaşlar, bu gece en son poğaça yediğimizde sizinle görüşmüşüm. Poğaça yedikten sonra biz akşam yemeğine giriştik. Akşam yemeğini kızım hazırladı. Hemen bir karnabahar fırında yumurtalı, yoğurtlu yumurtalı bir karnabahar yemeği yaptı ama ben çekmedim sizler için onu. Ondan sonra biz oturduk, sohbetimizi yaptık, meyvemizi yedik. Neyse, hepimiz odalarımıza çekildik. Ben de şimdi film izliyordum. Filmimin hemen arkasından da bugünkü vlogumun editini yapacağım ve yüklemeye bırakacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz izlerken. Bu akşam haberlerde koronavirüs tedbirleri, yeni yasaklar geldi. Okullar tekrar online oldu yılbaşına kadar. Dershaneden biz SMS aldık. Dershane de sanıyoruz online'a geçecek. Bizden gelecek yeni bir bilgiye kadar lütfen çocuklarınızı dershaneye göndermeyin duyurusu geldi bize. Ayrıca hafta sonları da sokağa çıkma yasakları belli saatlerde geldi. Böyle böyle. Durum vahim arkadaşlar. Lütfen maskenizi düzgün takın. Burnunuzu sıkıca kapatın. Mesafe, maske, temizlik kuralına lütfen uyalım arkadaşlar. Artık çok fazla zor günlere giriyoruz. Girdik bile hatta. Mümkün mertebe uzak durmaya çalışalım. Bu ne kadar mümkün olacaksa. Eninde sonunda hepimizi sanıyorum ki bulaşı gelecek gibi görünüyor. Ama mümkün olduğu kadar geciktirmeliyiz bunu. Geciktirebildiğimiz kadar. Bu şekilde sizlere veda ediyor olayım arkadaşlarım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, yorum ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. Bir başka vlogda tekrar bir arada olalım. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.